Sevgili seyirciler, bugün Türk futbolunun iki asırlık çınarıyla birlikteyim. Gerçekten büyük bir heyecan içindeyim ve gurur duyarak bu programa başlıyorum. 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu ile aynı tarihte hemen sağ tarafında oturan büyük hoca, büyük futbolcu, Galatasaraylı milli Bülent Eken dünyaya geldi. Onun yanında ise 1921 yılında Galip Aktanır ve Vefa'nın efsane milli futbolcusu, o da Darüşşafakalı, yine tarihe öyle geçmiştir, 1921 yılında dünyaya geldi. Böylece yapacağımız bu program, bugünkü bu program, yani Türk futbolunun bir asırlık macerasını, bir asırlık serüvenini, burada kimler gelmiş, kimler geçmiş ortaya koyacak. Ama bence bu kısa zaman aralığında düşüncem şu: Türk futbolunun en iyi futbolcusu gelmiş geçmiş ve en iyi kalecisi gelmiş geçmiş kim? Çünkü şu anda yanımda oturan iki büyük hoca, iki büyük usta bizim için en iyi bilen kişidir. Hani mahkemelerde bilir kişiler vardır ya, bizde efendim bugün bilir iki kişi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili abilerim, sevgili büyüklerim. Sizleri böyle sağlıklı görmek gerçekten son derece güzel. İnsan mutlu oluyor. Bülent abimiz Silivri'de oturuyor. Arabasını atladığı gibi 93 yaşında buraya geldi. Galip abi, ben vapurla geçeceğim dedi. Hayır dedim, rica ediyorum dedim. Araba gönderiyoruz dedim. Ve Galip Aktanır abimiz de arabayla geldi. Hepsinin sağlıkları yerinde. Beyinleri fevkalade çalışıyor. Zaten biraz sonra konuşmalardan da bunu en iyi şekilde anlayacaksınız. Şimdi sağdan başlayalım önce. Şimdi küçükten büyüğe gidelim. Galip abi, Galip abim 95 yaşında, sizin büyüğünüz. Evet. Abi, doğumunuzun dışında futbola başlangıcınız ve teknik direktörlük hayatınızı şöyle bir özetler misiniz? Futbol, ben Kadıköylüyüm. Ama Galatasaraylı bir ailenin evladıyım. Abim Galatasaray Lisesi mezunu. Babam Galatasaray Lisesi mezunu. Abim Galatasaray birinci takımda top oynamış. Bütün ailem Galatasaraylı. Ben, annem beni ve kardeşimi aldı, okula götürdü. Mustafa İpekoğlu maalesef yerim yok dedi, alamadı. Ama annem akıllı bir kadındı. Yalnız Mustafa Bey dedi, bunların ikisi de Daniel'den daha iyi topçu dedi. Yani Daniel abiniz, evet. Reha'da kardeşiniz. Evet, İkisi kardeşim. De rahmetli oldu. Evet. Mustafa Bey bunu duyunca, o zaman oturun dedi. Oturttu ve kendisi gitti. Tabii o sırada da Galatasaray İdare Heyeti'nde İhsan İpekçi ve Naci İpekçi diye Işık Lisesi'nin sahipleri ağza idiler. İpekçi, filmciler meşhur. Filmciler, evet. Kendisiyle Mustafa Bey görüşmüş. Döndü geldi. O zaman dedi, kardeş okula gidecekler dedi. Bizde yer yok çünkü dedi. O sırada Işık Lisesi'ni gönderdiler bizi. Ve orada da Salim Şatıroğlu diye Galatasaray'ın kaptanı, talebeydi. Okulda top oynadığımız için bizi gördü, beni gördü ve sonunda Galatasaray'a 1938 senesinde B takımında oynamaya başladı. Daha sonra şöyle bir özet yapalım. 15 yaşında Galatasaray'da oynamaya başladım. Evet. 40 senesinde birinci takımda oynamaya başladım. Şöyle ki, o devre talebeler lig maçlarında takımlarında oynayamıyorlardı. Tabii okul yakınımız olduğu için milli küme maçlarında benim tasdiknamem alınan okuldan, ben milli küme maçlarını oynarım ve yine okuluma dönerdim. O nedenle hep dikkat ediyorum, her yerde 42 senesinde oynamaya başladı. Hayır, ben 40 senesinde oynamaya, Galatasaray birinci takımda oynamaya başladım. Yalnız dediğim gibi evvela oynadım, sonra okuldan çıktım, okula gene döndüm. 42 senesinde artık talebeler oynayabiliyordu. 42 senesinde de lig maçlarında oynamaya başladım. Evet, bir futbolcu oldunuz, bir futbolcu oldunuz ve 1948 Olimpiyatlarına, evet. Londra Olimpiyatlarına katıldınız. Evet. Milli takımda oynadınız. Evet. Daha sonra İtalya'ya transfer oldunuz.
ilk Türk topçusu olarak transfer oldum. Bülent Spal'dan önce mi? Tabii canım, hepsinden önce. Evet. İlk Türk futbolcusu oldum. O hangi da şöyle, takımlar? Birisi Palermo, diğeri? Biri Salernitana. Evet. Napoli'de. Türkiye, İtalya askeri milli takımları maç yapıyordu. Maçta gördüler beni ve orada transfer ettiler. Kaç yıl kaldınız İtalya'da? 3 yıl kaldım. 3 yıl kaldınız. 1 sene Salernitana'da oynadım, 2 sene Palermo'da oynadım. Sonra futbolu bıraktıktan sonra 3 sene İtalya'da antrenör kursuna devam ettim. O eğitimi aldım ve antrenörlüğü de öyle yaptım. Antrenörlükten önce hemen şu futbolculukla ilgili bir ufak bilgi eklemesi yapayım. Önce forvet oynuyorsunuz, daha sonra defans. Ben Galatasaray'ın 11 yerinde oynayan tek adam. Çok enteresan. 290 maç yapmışsınız, 114 gol atmışsınız. Evet, o forvet oynadığım devrede. Ve İtalya'da da libero oynuyorsunuz. İtalya'da da 5-6 yerde oynadım zaten. Şöyle ki ön libero ve geri libero çok oynadım. 48 Londra Olimpiyatları nasıl geçti? Londra'da evvela bir Çin'le bir maç oynadık. Onu kazandık. Akabinde bir kurayla bir tur geçtik. Son demi finalde Yugoslavya çıktı karşımıza. Bobek diye bir santrfor bana Atatürk'ü çok çirkin bir sözle söyleyince kendimi kaybettim ve yapılmayacak şeyi yaptım. Kafileden 4 gün evvel kovuldum. Evet. Maalesef hayatımın en çirkin hadisesidir. Ama bundan iftihar vesilesidir benim için. Bülent abi, bu arada 1948 Londra Olimpiyatları ile ilgili güzel bir arşiv foto elime geçti. Bu takımdaki futbolcuları hemen şöyle sıralamak istiyorum. Hele orta da ayakta Şükrü Güles'in böyle Miss Universe gibi vücut gösterisi yapmış buradan. Soldan itibaren saymaya başlıyorum. Bülent Eken, Gündüz Kılıç, Muzaffer Tokaç, Ulvi Ziya Yenal Başkan, Lefter Küçük Andonyadis ve Şükrü Güles'in, onun yanında Vedi Tosuncuk, Çengel Hüseyin, Murat Alyüz ve Ahmet Erol. Aşağıda soldan oturanlar Reşat Erte, Hikmet Alpaslan, hemen yanında Reha Eken, Büyük Erol, önünde Sarı Naci, yine en önde Cihat Arman, arkasında Yavuz Üreten, kaleci Erdoğan, Küçük Fikret, Samim Var ve Selahattin Torkal. Sevgili Bülent Eken abimiz, antrenörlük hayatınızda milli takımı da çalıştırdınız, diğer takımları da. Bunları hangi takımlar olarak bize özetleyeceksiniz? Ben bu mesleği en isteyerek, severek Göztepe'de yaptım. Belki de renktaşımız olduğu için oldu, bilmiyorum. 2 kupa, 1 reis umuru kazandık. Öyle zannediyorum ki eğer Göztepe İstanbul takımı olsa şampiyonluk yaşardı. Adnan Suvari ile fotoğraflarınız var. Biraz sonra onları yayına da alacağız. Evet. Adnan Suvari bizim bildiğimiz teknik direktördür. Tabii. O sıralarda siz daha mı siz ondan tabii yaşlısınız değil mi? Adnan o genç yaşta vefat etti. Evet. Bir kalp kriziyle. O her şeyi bana bıraktı. Kendisi çok beyefendi bir insandır. Evet. Çok da emeği vardır Türk futboluna. Türk futboluna da büyük emeği vardır. Hakikaten sözünün eri pırlanta gibi bir adamdır. Hiçbir gün bir problem yaşamadı. Evet. Göztepe'yi de zaten Fuar Şeyleri Kupası'nda yukarılara kadar taşıdınız. Taşıdık epey. 2 tane kupa kazandık. 1 reis umuru kazandık. Göztepe bana hakikaten çok büyük yakınlığı gösteren bir kulüptür. Başka hangi takımlar var çalıştırdığınız? Adana'yı şampiyon yaptım. Evet. Rize'yi şampiyon yaptım. Beyoğlu'yu 3 defa birincilikle çıkardım. Böyle bir hayat işte. Evet. Yani geçti. Çok çok teşekkür ediyorum. Rize'de. Şimdi sevgili Galip Aktanır abimize dönelim. Siz şöyle doğumunuzdan itibaren futbola nasıl başladınız? Darüşşafaka yıllarınız, vefa yıllarınız. Ve aynı zamanda siz vefanın dışında Galatasaray'da da futbol oynuyorsunuz. Evet. Onları bize bir özetler misiniz lütfen? Şimdi babam küçük yaşta vefat ettiği için İstanbul'a dedem vasıtasıyla geldim. Ve
4. sınıfı bitirdiğim zaman Darüşşafaka'ya girdim. Darüşşafaka'da herkes futbol topu peşinde koşuyordu. Ve futbol topu dediğimizde 5 toptu. Evet. Kendimizin yaptığı 5 top peşinde koşuyorduk. Onlarla ben de koşmaya başladım. Yavaş yavaş onların arasında sıyrılmaya başladım. Okul takımına girdim. Okul takımından sonra bizim öğretmenlerden, yardımcı öğretmenlerden biri Beşiktaşlıydı. Bir sıyrıldığımızı görünce Beşiktaş'a götürdü bizi. Biz bir müddet Beşiktaş'ta kaldık. Bir arkadaşımız daha vardı, Turan. Kim vardı o zaman Beşiktaş'ta? Hakkı, Şeref, Şükrü. Yani o Şükrü yoktu. 50'li yıllar. Evet. Beşiktaş'ın üst üste şampiyon olduğu oldu. Yıllar. Evet. Götürdü. Yalnız bir yabancı takım geldi buraya. O diğer yabancı takım oynamak için beni de soyundurdular. O benim arkadaşım Turan'ı da soyundurdular. Fakat beni oynatmamaları mühim değildi. Turan'ı oynatmamaları mühimdi. Çünkü Turan okulu bitirmişti. O zaman da talebeler, evet, kulüplerde oynayamıyorlardı. Evet. Bitirince ikimiz beraber kızdık. O sırada bir Galatasaraylı bir gazeteci vardı. Bizi Galatasaray'a götürdü. İşte tam okulu bitirme zamanı geliyordu aşağı yukarı. Galatasaray'da bu işlerle uğraşan Ahmet Adem'i bize mektebe göndermişlerdi. Bizim mektepteki çocukların çoğu da Fenerbahçeli. Adamı kovalamışlar. Benim deri elbiselerimi saklamışlardı. Elbiseleri saklamışlar. Binaenle şeye gidemedik. Galatasaray'a gidemedik. Cumartesi günü bir alay halinde beni Fenerbahçe'ye götürdüler. Bu sefer Fenerbahçeli olduk. Fenerbahçe'de bir müddet oynadım. Bir Beşiktaş maçında arkamdaki sol beke dedim ki ben de sol at başlamıştım. Ya sen Sabri'yi tut ya Hakkı'yı tut. İkisinden birini tut ki beni de bana kal sana. Hakkı senle. Hakkı yeten de Sabri'yi. O ne onu tutuyor ne onu tutuyor. Tabii o da eski olduğu için büyük bana gelecek. İkinci haftayı santraf Halil'di galiba. Sen dedim sol hafıyla ben santraf oynayacağım dedim. Santrafa geçtim. Maç bitti. Soyunma odasına girdim. Giyindim çıktım. Hiç kimse Allah'a ısmarladık olan da demedim. Bizden evvel Vefa Galatasaray oynamıştı. Vapura geldiğim zaman Vefalılar da vardı. O Vefalılar arasında bizim Darüşşafaka'da Latif abimiz de vardı. Vefa'da oynuyordu o zaman. Bir şey konuşurduk ya falan. Vefa'ya gelir misin dediler bana. Gelirim dedim. Ve o geliş öyle gittik. Fakat Galatasaray'da da Bülent Eken'le aynı tabii takımda beraber, oynadığınız beraber, futbol var. Oynadık işte. Epeyce oynadık. Canım tabii orada. Tabii. İşte lisans çıkmaya vakit kaldığı zaman. İşte Kefe'yle Mahmut ile beraber. Milli takımda da oynadınız tabii de. Şimdi oraya geleceğim. Onun dışında ben küçükken babam elimle tutar beni maçlara götürürdü. Babam da vefalı idareci zaten yakın arkadaşları. Bir gün Fenerbahçe stadına götürdü beni. Fenerbahçe Avusturya Viyen'le özel maç yapıyor. Bir baktık sağ taraf, bak dedi bu bizim vefalı dedi, galip dedi. Nasıl oluyor dedim, centilmenlik dedi. Özel maç olduğu için bizden takviye aldılar dedi. Evet, biliyorsunuz, evet. 2-1 mi, 3-2-1, 3-2 mi yenildiniz? Yenildi ama ben siz 2-2 sakatlandınız. 2-2'den sakatlandım. Sakatlandınız. Çıktım. Dün gibi aklımda. Kaç kez milli oldunuz Galip abi? Demek 5 defa milli oldum. Bir de hususi maç 6, onu sayarsan. Milli takım kaptanlığınız da Fransa ile oynadığımız milli maç. Bülent abi sizin milliliğiniz 8 milli. Ben futbol oynadığım süre içinde 13 tane milli 13. maç oldu. 13. Çok özür dilerim. Şöyle Büyük Fikret'le karıştırdım. Abi, aklımda Fikret dönüyor. Evet, çok methettiniz Büyük Fikret. Öyle. Ben çünkü abi, görmedim. Orhan'cığım onu söyleyeyim ayrıca. O sene o zamanlar üç büyüklerin arasından Vefa'dan ya dışarıdan bir oyuncunun girmesi çok büyük meseleydi. Tabii. İmkanı yok. Yani onun için mesela ben Londra Olimpiyatlarına gidemedim. Kamp yaparken bizi üç kişiyi çıkardılar. Halit, ben, Beşiktaşlı Hikmet. Halit İngiliz futbolcusuna tekme mi atmış, büfeme ne atmış falan bir şey. Onu bahane ederek Hikmet de beni de. Sonra aşağı yukarı 10 gün sonra beden terbiyesi İstanbul müdürü Bay Oktay Remzi Bey'e geldi. Beni çağırdılar. Dedi ki bana hadi Galip hazırlan seni Londra'ya götüreceğim dedi.
vallahi benim işlerim var, gelemem dedim. Remzi Tatar Vefa Başkanı. Vefa Başkanı. Tamam. Onun yazıhanesine gelmiş. Beni de çağırdılar. Neyse, ne yapacaksınız işte. Şimdi onun dışında bugünkü programımızda, yani sizin gördüğünüz, siz şu ana kadar bütün futbolcuları gördünüz. Evet. Türkiye evet. Futbol Federasyonu 1923'te kurulmuş. Yayının başında da belirttiğim gibi. Sizin yaşınız, doğumunuz 1923. Galip abimin doğumu 1921. Dolayısıyla şu ana kadar gördüğünüz en başarılı futbolcu ve en başarılı kaleci hangisi? Önce sizden rica ile başlayalım. Tabii ben en büyük futbolcu. Düşünün ki bir olimpiyat, iki dünya şampiyonası ve bir sürü şampiyonalar. Akdeniz Kupası, buna yakın birçok müsabakalar. Yaptınız yani, oynadınız. Evet, oynadım. Ve yurt dışında gördüm. İtalya gibi bir yerde de futbol oynadım. Ben Fikret Arıcan kadar büyük bir topçu görmedim. Bu cümlelerinize şu anda dahil mi? Tabii. O devirden bugüne. Ben hala futbolun içindeyim. Tabii. O bakımdan sonra ben bir teknik adamım. Büyük futbolcu nasıl olur onu çok iyi biliyorum. Çok rica ederim. Şöyle bir özetler misiniz? Tabii. Futbol, gol atmaktan mühim gol yememektir. Evet. Yani mühim olan futbolda evvela yapılması lazım gelen defansın iyi yapılması lazım. Zaten yani. Sporda genellikle öyle değil mi? Evet. En önemli şey defans. Basketbolde tabii. De konuşulan devamlı. Fikret, gördüğüm en büyük forvet, en iyi topu kullanan, en güzel defansa yatkın bir adam. Hem oynatan hem oynayan. Yani benim gördüğüm, ki o günkü Fener forvetinde sayabilirim, Beşiktaş forvetinde sayabilirim. Siz o günkü Fenerbahçe forvetini bir sayar mısınız? Tabii. Şaban, Zeki Rıza, Muzaffer, Fikret abi. Bak, Beşiktaş forveti. Niyazi tabii, Sağcık Niyazi. Fener Beşiktaş'ın ki Sabri, Hakkı, Kemal, Şeref, Eşref. Evet. Yani bunların içinde benim gördüğüm, bırakın bizdekini, yurt dışında da gördüğüm, inanın bana, bir çok büyük topçu olarak Ferrari ile Meazza'yı tanırım. Fikret onların daha üstünde. Bu kadar. Evet. Ne kadar şanssızız yani. Ben çok şanssız görüyorum kendimi. Seyredemedim. Keşke seyretseydim. Yaş meselesi yani. Benim de yaşım. Şanslı olsaydınız. Size biraz yakınım da. Siz de benim gibi seyredersiniz. Fikret Arıcan 405 maç oynamış. Attığı gol 231. Vala Somalı sevgili kardeşim. Diyor ki Fikret Arıcan'ı tanıtırken, Fenerbahçe tarihinde gol kralı sıralamasında 5. en çok yer alan oyuncular arasında ise 2. durumdadır diyor. Evet. Zeki Rıza Sporel'de hepsinin üstünde. Tabii o da bir ayrıcalık. Evet. O bir kere insan olarak farklı. Düşünün, bir gün 1949 senesinde Galatasaray Fener maçı var. Bir maç sonra da lig bitiyor. Hangimiz evet. kazanırsak o şampiyon olacak. Bir de baktım cumartesi günü akşam Mano Palace'da kamptayız. Zeki Rıza Sporel geldi. Bize iyi şanslar diledi. Fenerbahçe Başkanı. Bugünkü Fenerbahçelilere bunu söylesem muhakkak ki hiç iyi karşılamazlar. Hayır, şimdi eskiden öyle bir centilmenlik var ki Mano Palace diye bir otel var. Evet. Moda'da evet. Bütün futbolcular orada kalıyor. Evet. Bir Fener Galatasaray maçında iki takım da orada Galip abi. Evet. Ali Sami Yen gece geç saatte içeriye giriyor. Fenerbahçeli oyuncular masada kağıt oynuyorlar. Bir kızıyor bunlara. Tabii. Ertesi gün Galatasaray'la maçınız var diyor. Tabii. Neden diyor böyle bu saatlere kadar buradasınız? Tabii. Bunlara bir bağırıyor, hepsi korkarak doğru odalarını buluyorlar. Zeki Rıza Sporel'de yine Vala Somalı'nın kitabından, oynadığı maç 352, attığı gol 470.
Milli takımın da başarısı yine son derece önemli. Milli takımda en fazla gol atan, milli takımın gol krallığını uzun yıllar elinden bırakmıyor ve milli takıma 15 gol kazandırıyor. Evet Galip abi, siz ne diyorsunuz Büyük Fikret'le ilgili? Görmüş olduğum en büyük futbolcu dedi Bülent abi. Büyük Fikret için. Şimdi futbolcu olarak Büyük Fikret hakikaten çok büyük futbolcu. Onun şeyine şey yapamayız. Fakat benim şeyim, takımı kurtaran adamlar benim için makbuldu. Evet. Ben onları şey yaparım, önde tutarım. Evet abi. Fikret birçok yerlerde oynayabilen bir adamdı. Yalnız yani sol açık, sol iç, santraf. Birçok yerlerde sol blokta olduğu gibi diyebiliriz değil mi buna? Bir de santrafor. Santrafta oynadı. Santrafta oynadı. Tabii santrafta oynadı. Birçok yerlerde. Yani takımın yarısı. Evet. Hem ama, de sol taraf daha zor. Ama bence bugün hatta her zaman takımın kurtarıcılar makbuldür. Bunda kurtarıcılar da gol atanlar. Şimdi siz müdafaa oynuyorsunuz. Evet. Çok güzel bir müdafaa etmişsiniz. Kaç kişi alkışlar sizi? 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Evet. Ama bir gol attığınız zaman bütün stadyum ayağa kalkar. Şimdi attığı gol adedi 231 Büyük Fikret'in. Beşiktaş'ta Baba Hakkı'ya bakalım. Evet, Hakkı Yeten 439 maçta 382 gol atıyor. Büyük Fikret 405 maçta 231. Evet, Hakkı Yeten Galip abinin dediği gibi daha fazla gol atmış oluyor. Şimdi o hakikaten daha büyük bir meziyet daha var. Takımı hükmedebiliyor takıma. Yani istediği bir şeyi verebiliyor, formu verebiliyor takıma. Yani takımda otorite olabiliyor tabii, diyorsunuz. Tabii. Yani bu da büyük mesele. Yani bir takımın kazanmasında büyük rol oynuyor. Futbolcuyu başka türlü düşünüyor. Evet. Büyük futbolcu dediğiniz zaman yalnız oynayan değil, oynatan. Topun playmaker, tabii, oyun yapıcı. Tabii. Topun kendisinde kalmasını sağlamak için topu gezdiren ve orada hakim olan, topa hakim olan, topu kullanmada. Ben Hakkı abinin topla olan yakınlığını da bilirim. Fikret abiyle çok daha iyi bilirim ama Fikret abiyle Hakkı abi bu hususta ölçüşemez. Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorum. Ben yakinen yani bunu aramış mı, taramış mı, aramış taramış öyle şey. Afaki konuşmuyor. Evet. Abiyle Hakkı abi aynı tip değiller. Dediği gibi Hakkı Beşiktaş'ın hakimi mutlağı. Tabii ki çok da fazla gol atmış olabilir. Oyun top onda toplanıyorsa, arkadaşlara inanıyorsa bu da olur. Ama Hakkı abiyle şeyin, Fikret abinin futbol ölçüleri aynı değil. Vallahi bu bir düşünce meselesi, görüş evet. meselesi. O zaman ikisini de Bülent Eken, Büyük Fikret diyeceğiz. Galip Haktanır da Hakkı Yeten diyeceğiz. Tabii. Ve saygıyla tabii. Çünkü şimdi o kadar enteresan ki sizin bu kararınızın karşısında duracak başka kişi yok. Evet. Maşallah gençliğimiz nedeniyle müracaat edeceğimiz var. Evet, çok iyi. Başka bir kaynak yok. Peki o zaman şimdi gelelim en önemli kaleci, gelmiş geçmiş en önemli kaleci hangisi? Cihat'la Turgay. Evet. Konuşulacak. Cihat iyi bir kaleci. Yalnız kalenin dışına çıkmayan bir kaleci. Zaafı kale burada. Sahası yani. Evet, saha evet. içinde oynayan, kalenin içinde oynayan. Turgay dışarıya çıkan bir kaleci. Tabii modern futbol Turgay'ın oynadığı. Ancak Cihat da çok büyük kaleci. Akrobat. Hı? Mesela Fenerbahçe'ye Kanarya diyorlar. Evet Kanarya. Neden derler? Cihat'ın projonlarından derler. Uçuş. Evet. Uçuş. Yani uçuş Yavaş yapıyor. Aslan derler. Nihat'ın sahadaki davranışından Aslan derler. Nihat Bektik. Evet. Beşiktaş'a Kartal derler, Hakkı'nın bakışları derler. Evet, evet, enteresan. Bunlar hepsi, ne bileyim, artık kıymet olmuş, kabullenmiş, benimsenmiş şeyler. Tabii ki ikisi de iyi kaleci, büyük kaleci. Biri eski, biri yeni. Evet. Yani aradaki zaaf, biri kalenin dışına çıkmayan, biri çıkan
şeye hak veriyorum. Hakikaten Cihat kale içinde, kale çizgisi içinde oynayamıyor. Yani Fenerbahçe 10 kişi oynuyor. Galatasaray 11 kişi oynuyor. Turgay bir de oyuna iştirak ediyor. Turgay oyuna iştirak tabii, ediyor diyorsunuz. Şey, kaleden çıkmak suretiyle. 18'in içinde bir çıkmak Turgay da var demek istiyor. Evet. Yani evet. 11 kişi oynuyor. Yani bence Turgay en iyi kaleci bence. Galip abi en iyisi Turgay Şeren diyorsun ama Cihat Arman'ı da unutmayalım. Cihat Arman da çok önemli bir kaleciydi. Ve Futbol Federasyonu'nun 42. yıl dönümünde ünlü spor yazarı Erdoğan Arıpınar abimiz çalıştığı gazetede bir büyük anket hazırlamış. Ve o ankette Türk futbolunun hayranları en iyi kaleci olarak seçmişlerdi. Yukarıda şimdi bu 42 yılın en önemli 11'ini sizlere takdim ediyorum. Hemen soldan itibaren Cihat Arman Fenerbahçe, Faruk Barlas Galatasaray, Basri Dirimlili Fenerbahçe, Selahattin Torkal Fenerbahçe, Ali İhsan Karayiğit Beşiktaş, Çengel Hüseyin lakaplı Hüseyin Saygun Beşiktaş, Leblebi Mehmet Fenerbahçe, Hakkı Yeten Beşiktaş, Zeki Rıza Sporel Fenerbahçe, Lefter Küçük Andonyadis Fenerbahçe ve Büyük Fikret Arıcan Fenerbahçe. Hakkı Yeten ve Büyük Fikret Arıcan, Turgay, öteki tarafta da Cihat Arman ve Turgay Şeren. Üçüne Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, Turgay evet. Şeren'e de uzun Allah ömürler evet. temenni ediyoruz. Uzun ömürler diliyoruz. Sevgili seyirciler, bu programımızda burada sona eriyor. Bu programda 1923 yılında doğan Galatasaraylı efsane futbolcu ve teknik adam Bülent Eken, 1921 yılında doğan Vefa'nın ki Vefa 1908 yılında kurulan Türkiye'nin en eski 4. kulübü. Bu kulübün efsane futbolcusu ve antrenörü ve yöneticisi, aynı zamanda milli takımda da hayli yer alan bir oyuncu Galip Haktanır. Verdikleri kararı biraz önce sizlere belirttik. Futbolcu olarak iki önemli futbolcu, Fikret, kaleci olarak da Cihat Arman ve Turgay Şeren. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşça kalın.